Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 10. sınıf biyoloji soru bankası çözümüne devam ediyoruz. Konumuz mayoz bölümü, eşey düreme, bölüm testi 4, test numaramız 6 arkadaşlar. Sayfamız 56. Birinci sorumuza başlayacak olursak, aşağıdaki hücrelerden hangisi 2N6 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin anafaz 1 evresini göstermektedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi 2N6, ilk önce mayoz 1 geçirdikten sonra bakın, ne yapıyor? N eşittir 3 kromozom 2 tane hücreye dönüşüyor. Bize zaten anafaz 1'i sormuş. Anafaz 1'de bu 6 tane eşlenmiş kromozomdan ne yapar arkadaşlar? Şöyle 3 tanesi bu tarafa, 3 tanesi bakın bu tarafa çekilir. Bunu gösteren grafiğimiz bakın bu şekilde görüyorsunuz. 3 tane homolog olanlar değil, homolog olmayanlar bakın ayrılıyor. Şunun homoloğu bakın, bu bunun homoloğu, bu bunun homoloğu görüyorsunuz. Hem renkleri hem şekilleri aynı olarak verilmiş zaten. Bu şekilde olması gerekiyor. Doğrusu bu. Dolayısıyla B şıkkında bakın biz bunu görebiliyoruz. Cevabımız Bursa olarak bulunur. İkinci sorumuza bakacak olursak. Yukarıdaki hücrelerden hangileri mayoz bölünme geçirebilir diye sorulmuş arkadaşlar. İnsanda sperm hücresi zaten N kromozomudur. Bir daha mayoz geçirmez. Ama kraliçe arının yumurta ana hücresi arkadaşlar 2N kromozomudur. Mayoz bölünmeyle yumurta oluşturabilir. Erkek arı sperm ana hücresi bile olsa erkek arılar arkadaşlar burada N kromozomudur. Dolayısıyla bu mayoz geçiremez. Mitozla spermlerini oluşturur. Bakın bu olmuyor. Ama insanın yumurta ana hücresi yine 2N kromozomudur ve mayoz bölünmeyle ne yapabilir? Yumurtaya dönüşebilir arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 4 yine burs olarak bulundu. Üçüncü sorumuz canlılarda görülen mayoz bölünme ve eşey düreme olayla ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Tür içi kalıtsal çeşitliliği sağlar mı bu olaylar? Evet, hem mayoz hem döllenme bakın arkadaşlar. Ne yapar? Çeşitliliği sağlayan iki olaydır. Hayat boyu devam eder mi böyle bir şey? Etmez tabii ki de. Özellikle kadınlarda bakın ne yapıyor? Belli süreden sonra artık yumurtalıklardaki yumurtalar biteceği için menopoz dediğimiz döneme giriyorlar. Bu şekilde hayat boyu devam ettiğini bu şekilde ifade edemeyiz arkadaşlar. Erkeklerde de bakın spermlerin kalitesi ne yapıyor? Belli yaştan sonra iyice düşüyor zaten. Azalıyor, sayılar da azalıyor. Döllenme ihtimali azalmış oluyor. Dolayısıyla hayat boyu devam ettiği iddia edilemez. Adaptasyon yeteneği yüksek olan canlıların oluşmasını sağlar. Evet, mayoz olduğu için, crossing over olduğu için, döllenme olduğu için arkadaşlar adaptasyon yeteneği yüksek canlılar bu şekilde ne yapılabilir? Üretilebilir. Cevabımız C olarak bulunur. Dördüncü sorumuz. Evet. 2N16 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesiyle ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi metafaz 1 evresinde 16 kromozom vardır. 2N16 ise bakın bunlar metafazda ne yapıyorlar? Karşı karşıya geliyorlar. Yani şurada 8 tane, şurada 8 tane bakın birbirinin homoloğu olan kromozomlar karşılıklı olarak ne yapıyorlar? Diziliyorlar. 16 tane olduğu için kromozom sayısı toplam 16 tane kromozom gözümüze çarpıyor. Bunlar 8 tetrata karşılık gelebilir arkadaşlar. Çünkü iki tane kromozom, bakın şu iki tane kromozom, homolog kromozom bir tetrat oluşturuyorlar. Dört tane bakın kardeş olduğu için biz ona ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Dolayısıyla iki tane kromozom bir tetratsa 16 kromozom bölü 2 ne yapar? 8 tetratı yine oluşturur diyeceğiz. Üçüncü öncülümüz anafaz 1 evresinde 16 kromozom vardır diyor. Bakın metafaz 1'de karşı karşıya gelen bu 8-8 kromozom anafazda 8'i buraya, 8'i buraya çekilecek. Hala hücre bir bütün olduğuna göre 16 kromozom olduğunu yine söyleyebiliriz. Mayoz 1'den sonra kromozom sayısı yarıya düşer. 2 tane 8 kromozomlu hücre oluşur. Fakat anafaz 2'de arkadaşlar bu 8 tane kromozom ne yapar? Kardeşlerine ayrılır. 8 kardeş yukarıya, 8 kardeş aşağıya çekilir. Kardeşler artık birbirinden ayrılınca her biri bir kromozom olacağı için biz burada yine 16 tane kromozom olduğunu söyleyebiliriz anafaz 2 itibariyle. O zaman anafaz 2'de ve mitozun anafazında arkadaşlar kromozom sayısı ne yapar? Geçici olarak 2 katına çıkar diye kafanıza da yerleştirebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz diploid bir hücrenin interfaz evresinin görüntüsü verilmiş. Bakın diploid 2N olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bakın bu bununla eş, bu bununla eş, bu bununla eş. 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücre bu arkadaşlar. Bu hücre arda arda 3 mitoz geçirdikten sonra her biri bir mayoz bölünme geçiriyormuş. Oluşan hücre sayısı ile kromozom sayısını sormuşlar. Şimdi zaten mayozda bakın kromozom sayısı ne yapar? Yarıya iner. Hücre sayısına bakacak olursak 3 mitoz diyor arkadaşlar. Arka arkaya 2 üzeri 3'ten 8 tane hücre oluşur. Her bir hücre mayozda 4 tane hücreye
oluşturacağına göre 4 çarpı 8, 32 tane de yeni hücre oluşmuş olur arkadaşlar. Bunu ifade eden pardon, hücrelerin kromozom sayısı 8 niye dedik biz burada? 2n 6'ymış. N eşittir arkadaşlar 3 olur. 3 olur. Yarıya düşmüş olur. 32 ile n eşittir 3'ü bulmuş olduk. Cevabımız Denizli. 6. sorumuz, mayoz bölünmede gerçekleşen crossing over olayı ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, bakın kardeşler arasında olmaz zaten. Kardeşler nasıl evlenemiyorsa bizim dinimizde, bu şekilde bakın ne yapar? Kardeşler arasında değil de kardeş olmayanlar, bakın arasında gen transferi olduğunu aklınıza bu şekilde kazıyabilirsiniz. Genler arasında uzaklık arttıkça crossing over ihtimali artar mı? Evet, bakın şöyle çizdiğimiz zaman kromozomu A, B, C, bakın D genleri var. Ben şimdi A ile B'yi arkadaşlar birbirinden ayırmak için ne yapabilirim? Buradan keselim sadece. Ama bakın A ile C'yi ben hem buradan kesersem hem buradan kesersem ayırmış olurum. Hatta A ile D'yi bakın ben hem buradan hem buradan hem de bakın buradan kesersem 3 farklı yönden ayırmayı başarmış olurum. O zaman ne oluyor? Uzaklık arttıkça arkadaşlar birbirinden ayrılma ihtimali, bakın 1, 2, 3'e çıkmış. 3 ihtimal oluyor. Yani bu da crossing over'ın arttığını gösteriyor. İki nokta arası uzaklık arttıkça. Crossing over gerçekleşmezse bölünme sonucunda oluşan hücreler kesinlikle aynı kalıtsal yapıda olurlar mı arkadaşlar? Olmazlar. Çünkü sadece bu crossing over'a bağlı değil. Crossing over olursa 4 farklı hücre oluşur arkadaşlar. Crossing over olmazsa homolog kromozomlar birbirinden, bakın, metafazda karşı karşıya diziliyorlar. Bunların, bakın, birbiriyle karşı karşıya gelme ihtimalleri bile değişiyor. Örneğin 46 kromozomlu bir insanda arkadaşlar bu ihtimal 2 üzeri n'dir. Yani 2n 46 ise buradaki n ne olur? 23 olur arkadaşlar. Bu şekilde homologların karşı karşıya gelme ihtimali 2 üzeri 23 ihtimaldir. Bu da ne yapar arkadaşlar? İhtimalin artması, çeşitliğin artması anlamına gelir ve burada iki farklı hücrenin oluşumuyla sonuçlanmış olur. Çünkü diğer taraftan kardeşlerine ayrılacak. Kardeşler arasında eğer crossing over olmamışsa, kardeş olmayan kromatitler arasında çeşitlilik meydana gelmez o kısımda. Dolayısıyla crossing over olursa 4 diyeceğiz. Olmazsa bakın iki farklı hücre ne yapar? Mutlaka oluşur. Hepsi birbirinin aynısı yine olamaz arkadaşlar. O zaman bu yanlış bir öncül. Cevabımız 1 ve 2, yani Ceyhan olarak bulunmuş oldu 6. soru itibariyle. 7. sorumuz, mayozda meydana gelen olayları mayoz 1 ve mayoz 2 olarak sınıflandırınız diye sorulmuş arkadaşlar. Mayoz 1'in profaz 1'inde en önemli olaylar oluyor. Tetrat oluşuyor. Crossing over oluyor. Sinapsis oluyor arkadaşlar. Kiyazma noktaları oluşuyor. Bunlar mayoz 1'e aittir. Mayoz 2 zaten interfazı olmayan arkadaşlar mitoz gibidir bakın. Homolog kromozom ayrılması da yine mayoz 1'de olur arkadaşlar. Mayoz 2'de kardeşler ayrılır mitoza benzediği için. Sadece kardeşlerin ayrılması mayoz 2'nin anafaz 2 evresinde olur. Bu da bir, pardon. Bu da bir de. Şu 3'ü 1, şu sadece mayoz 2'ye ait olmuş oldu. Yani cevabımız Denizli olarak bulunur arkadaşlar. 8. sorumuz. Üreme hücresinde gonozom bölü otozom oranı 1 bölü 13'müş. Yani 2 bölü 24 diyebiliriz. Çünkü 2 tane gonozom var arkadaşlar. Toplam şurası 26 oluyor çarpı 2, pardon. Ne yapar toplam arkadaşlar? 28 kromozom yapar 2n'de. Doğru. Bunun yarısı kadar tetrat oluşur. Bu da doğru bakın. Anafaz 2 evresinde 28 kromozom bulunuyor. Şimdi anafaz 2 arkadaşlar mayoz 2'yi ifade ediyor. 28 kromozom mayoz 1 geçirince 14, 14 iki tane hücreye dönüşür. Fakat anafaz 2'de bakın ne yapar, yine bu 14 tane eşlenmiş kromozom kardeşlerine ayrılır. 14 kardeş yukarıya, 14 kardeş aşağıya çekileceği için geçici olarak ne yapar, yine kromozom sayısı arkadaşlar 28'e çıkmış olur. Bölündükten sonra telafaz 2 ile ne yapar, tekrar n eşittir 14 kromozoma zaten gerisin geri dönüşmüş olacak. Ondan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. 9. sorumuz, hem erkek hem de dişi üreme organı bulunduran canlılara hermafrodit denir. Bazı hermafrodit canlılar kendi yumurtalarını kendi spermleriyle dölleyebilirken bazılarında ise bu durum görülmez. Kendi kendine dölleyerek yavru oluşturan bir bağırsak kurulunu oluşan yavruların ana canından farklı kalıtsal yapıda olması hangisiyle açıklanabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yumurta ve spermin mayoz bölünme ile oluşması kendi kendine bile olsa arkadaşlar, bakın buradaki mayoz, crossing over olayı, homologların bağımsız dağılması çeşitliliği artırır. Fakat zigotun mitoz bölünmelerle, bakın, yetişkin canlı oluşturması mitoz bölünme arkadaşlar
Fotokopi bir hücreler meydana getiriyordu. Bu olay çiftlik meydana getiremez. Yumurta ve spermin farklı organellere sahip olması. Yine arkadaşlar bu farklı organeller kalıtsal yapıyı ne yapmaz? Değiştirmez. DNA'nın yapısına etki etmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana olarak bulunmuş oldu 9 itibariyle. 10. sorumuz, 10. sorumuz. Diploid kromozom sayısına sahip bir hücrenin bölünme sırasındaki evresi gösterilmiştir. Buna göre ana hücre ile ilgili hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın bu diploidmiş ve bir bölünme geçiriyormuş arkadaşlar. Acaba bu hücrenin bölünme evresi nasıl olabilir? Bakın şunla şu aynı boyda mı? Değil. Demek ki bunlar artık homolog değil arkadaşlar. Demek ki bu diploid bir hücrenin eğer bu şekilde bir şeklini görürseniz arkadaşlar homolog olmayan gördüğünüz kromozomlar kardeşler hatta bakın kutuplara çekiliyorsa demek ki bu mayoz geçiriyor arkadaşlar. İki yani eşittir bakın en son ne olacak? N2 oluşacak. N2 oluşacak. Bakın bunlar bölündükten sonra demek ki bunun ana hücresi arkadaşlar 2N4'müş sonucuna bizi ne yapar? Götürür. O zaman bu mitozun profazı olabilir mi? Hayır. Zaten bakın kardeşler kutuplara çekiliyorlar. Anafaz olacağı kesin. Yani anafaz 1 mi? Anafaz 2 mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Anafaz 1'de homolog kromozomlar kutuplara çekiliyordu. Eşlenmiş kromozomlar. Burada bakın kardeşler çekilmiş. O zaman anafaz 2 mitoza benziyor demiştim zaten. Mayoz bölünmenin anafaz 2 evresini ne yapar? Bu şekil bize ifade eder. 11. ve son sorumuza bakacak olursak arkadaşlar insanda sperm oluşumu gösterilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bakalım insanda 2 tane eşittir 46 kromozom var. Mayoz bir itibariyle en eşittir 23 kromozomlu 2 tane hücreye. Daha sonra bunlar da yine kendi arasında kardeşlerine ayrılarak arkadaşlar 4 tane en eşittir 23 kromozomlu hücreye ne yaparlar? Dönüşürler. L ve M haploittir. Evet en eşittir 23'tür. 1, 2, 3, 4 farklı kalıtsal yapıda olabilir mi? Evet crossing over gerçekleşmişse arkadaşlar 4 farklı hücre oluşuyor demiştik. 1 ve 3 farklı gonozom çeşitleri bulundurur mu? Mesela bu erkek sperm oluşumu dediği için arkadaşlar 44 artı XY. Burası 22 artı X. Burası 22 artı Y olmalı. Ve o zaman şuralara gelecek olanlar da yine bakın XX. Buralarda ise bakın YY olmalı. O zaman 1 ve 3. 1 ve 3 bakın biri X biri Y bulunduruyor. Gonozomları farklı. L ve M hücrelerinde L ve M hücrelerinde kromozomlar kardeş kromatitlerini bulundururlar. Çünkü bunlar homologlar çekildiği için birbirinden arkadaşlar hala eşlenmiş haldedirler. Kardeşleri vardır. E şıkkına bakalım. 2 ve 4. hücrelerin 2 ve 4. hücreler evet şu ve şundan bahsediyoruz. Kromozom sayıları farklı olabilir. Hayır. Hepsi bunların en eşittir. 23 kromozomlu arkadaşlar. Kromozom sayıları normal bir sperm oluşumunda bu şekilde farklılık meydana getiremez. Bundan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde test 6'mızı, bölüm testi 4'ümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.